Az bile. Ahmaklar geçmişten, akıllar bugünden, macera perestler yarından konuşurlar. Ahmaklar geçmişten konuşur. Oturduğun zaman geçmişe geçerler. Akrabayı münasebetlerine bakın. Hep böyle konuşmalara bakın. Kim ne konuşuyorsa o cinstendir. Ahmaklar geçmişten, akıllar bugünden, macera perestler de yarından konuşurlar. Zaman kar gibi temizdir. Nasıl adım atarsan arkandan o tip iz bıraktığını gösteriyor. Yani ben basmadım diyebilir misin kara? İz bırakmış. Zaman da kar gibi temizdir. Nasıl basarsan arkanda onu bırakırsın. Kızgınlığa karar veren fırtınada yelken açan gibidir. Gidiyorum bak ağzının payını vereceğim. Yürü bak ne yapacağım şimdi. Dediğin anda bir kere sen kaybettin. Fırtınada yelken açmak gibidir. Deniz dalgalı. Yukarıdasın ama güçlüsün ama en ufak bir boşlukta alabora olacaksın. Çünkü kızgınlığın denize bir zarar vermiyor. Belki muvaffak olursun. Bir yerden bir yere geçersin ama eğer bir boşluğun olursa tepene binerler. Kızgınlık geçici deliliktir ki duygularına esir olmaktır. Kızgınlık geçici deliliktir. Hatta dinde, hukukta bir kaydı var. Cünunluk seviyesindeki sinirlilik diyor, o anda talak, nikah, yemin yapsan geçerli değildir. Cünunluk delilik. Yani peki ölçüsü nedir diye sordular. Yani cünunluk seviyesinin sinirliliğin ölçüsü nedir? Sinirli anında söylediklerini, yaptıklarını sinirlilik hali gittikten sonra söyleseler, sen böyle dedin. Yok canım öyle bir şey demedim. Hatırlamıyorsa bunun adı cünunluktur. Ki o zaman o sözlerinden mesul değilsin. Eğer hatırlıyorsak mesulsun. Yani sinirli olduğun halde hatırlıyorsun insan abi. Yani Bak şimdi sinirliyken, sinirlisin böyle verdin, kırdın, nikahı boşadın, yaptın, ettin. Sonra hal gitti. Bir yarım saat sonra. Keşke söylemeseydin falan. Değil. Keşke söylemeseydin pişmanlıktır. Onu hatırlıyorsun demek ki. Mesulsun ondan. Eğer dediklerini hatırlamıyorsan mesul değilsin. Ama keşke demeseydim demek hatırlıyorsun ki böyle pişmanlık duyuyorsun. Onlar mesulsun. Kızgınlığın sonuçları sebeplerinden daha üzücüdür. Bu çok önemli. Mesela sen bana bir şey hakaret ettin, tamam mı? Veya malıma sinirlendim. Sen bana hukukuma tecavüz ettin. Ne kadar zarardı? İki. Ama o zarara mukabil ben de sana kızgınlıkla mukabele etmekten çıkacak netice kavga gürültü, o bana daha önce zararından daha büyük zarara sebebiyet veriyorum kendimi. Yani bana zulmettin kardeşim. Eğer ben bunu kızgınlıkla intikam almaya gidersem, bana verdiğin zararı güya telafi etmek istiyordum, daha betere girdim. O zaman ihvanlarımdan rica ederim ki diyor, böyle yılanlarla uğraşmasınlar diyor üstad. Mektubatta. Yılanlarla uğraşmasınlar. Yılan gibi insanlarla. Allah'a havalet. Sen kızdıracak kadar karşıya cesaret verme. Seni kızdırabilecek kadar cesaret verme. Ahmak olma. Yani bunu bir kızdırayım, dettirecek kadar böyle iradesiz olduğunu karşıya mesaj verme. Hem seni kızdıracak kadar önemli değildirler onlar. Seni kızdırabilecek kadar önemli insanlar değil. Seni nasıl kızdıracak ki? Yani seni kızdırabilecek mesela demir. Demiri kızdırabilmek için körük lazım, hava lazım, ateş lazım. Körükle basıyor, ateş oluyor yani. Ocak lazım yani. Sen bu Haydar Baş dediniz ya, mesela değil mi? Onun laf şey gibi. Hiç muhatap almayacaksın. Yani adını da sormayacaksın. Evet, sen, evet. Çünkü muhatap aldığınız kişi
böyle bir şey istiyor zaten. Mesela bazı insanlar itiraz eder, soru sorar, soru sorar bak, itiraz eder kendisini topluma ifade etmek için. Soru sorar, bak itiraz eder kendisini göstermek için, soru sorarak ilgiyi çeker. Soru sorar veya itiraz eder öğrenmek için. Soru sorar konuşmak için. Soru sorar kafana soru şüphe takmak için. Soru sorar öğrenmek için söyledim. Yani altına ray koyup treni başka yöne suç işletmek için. Soru sorar şöhretperestlik için. İşte bazı tipler var ki en meşhur insana hücum ederler ki konuşulayım diye. O zaman onlara en güzel verilecek cevap el cevabul ahmakul es-sükût. Ahmağa en güzel cevap sükûttür, muhatap olmamaktır, yemlenmemektir. Sana olta atıyor. Gündemde kalmak istiyor. Aynen. Cevap verme. Hiç alma hemen söyler. Her bitki farklı derecede kaynadığı gibi insanlar da farklı derecede ve sebeplerle kaynar. Yani her bir ısı asittir, yağdır, bazdır, pekmezdir, sudur. Yani farklı derecede kaynar. Veya her bitki farklı derecede pişer. Nohut, fasulye, pirinç. Hepsi farklı derecede kaynadığı gibi her insanı da kaynatmak için, sinirlendirmek için, batını uyandırmak için ne dersen de farklı derecesi var. Hatta bazen şey de kullanıyorum. Herkesin aldatılacağı bir seviye vardır. Mesela dedim ki, derim ki sana, hacım şunu yap, yanlış mesela polisin veya şu memursun, sana 1 milyon veririm. Ya olur mu ya? Rüşvet alam ya, olur mu ya? Ne diyor kardeşim? Ya 10 milyon veririm ya. Ya git kardeşim ya. Aynı tepki yapmıyorum. Ya kardeş, 100 vereyim sana. Ya kardeşim, böyle şeylerle meşgul olma. Dikkat ediyor musun? Bıçak iniyor. Ondan sonra 10 milyar veriyor. Ne diyorsun bakayım? Ya anla, bir de söyle bakayım. Ya. Bakayım bir şey, çaresi var mı? Ondan sonra bıçak iniyor. Ya o biraz zor ya, rızk ya. Ben memurum. Kardeşim, 100 milyar. Demek ki herkesin aldatılabileceği bir seviyesi var. Satın alınabileceği. Herkesin satılabileceği bir derece var. Ama bazı insanlar satılamaz ve alınamaz. Niçin satılamaz, alınamaz? Üstad bir değil mi mesela? Niçin satılamaz, alınamaz? Bozmayın dur zihnimin bir şey geldi. Para ile alınan bir şahsiyet veya kimlik veya makam rahatça para ile satılabilir. Para ile satın alınmayan şahsiyet, kişilik ve kimlik ve manevi donanım veya makam ve rütbe para ile satın alamazsınız. Para ile satabiliyorsa o insan oraya para ile gelmiştir. Demektir. Unutmayın. Evet. Mesela karı koca böyle sokakta, pastanede, postanede tanışılanların boşanması çok kolaydır. Pastanede tanışılanlar ne koca olur ne karı olur. Plajda tanışılanlar ne koca olur ne karı olur. Tamam. Olmaz kardeş. İstisnalar da az var. Abi var canım. Onu takdim anlardı. Bakın görecelik veya vesaireyle. Peki onlar boşanıyor. Boşanıyor ama evde ne kadar sıkıntı dahi olsa tahammül onlarda fazladır. Sebep? Sebep şeyle alınmamış. Yani haram yolla karı kocalık olmamış. Allah'ın belası, şey, cezasıdır o. Yani Allah o flört yapmayı haram etti mi, haram zemin üzerinde sağlam bina kurulamaz. Mutlaka bir yerden sarsılacak o. Yani haram sebeplere riayet edilerek doğru yola gidilemez. Müslümanlık bile gayrimeşru düğünler yaptıkları zaman, böyle Müslümanlık tanıdık evet. Abi, namazda abdestinde ama çocuklar düğünlerinde, salonlarda düğün yaptırırlar. Patlak verilmiş. Şimdi ta cimaya kadar üstü açıkken, cima anında konuşurken vesaire hayalede ta oraları söylüyor da düğünü yaparken gayrimeşru yapılanın bedeli nesile aktarılmayacak mı? Ya ömrümüzde bir defa oluyor. Tamam bir defa oluyor tabii. 10 defa yapmayacaksın. O zaman doğru ya. Sonra hatayı düzeltme şansın yok. Bir defa oluyor. Ama niçin yapıyoruz?
ne derler diye yapıyoruz, ne derler diye giyiniyoruz, ne derler diye yiyoruz, ne derler diye yaşıyoruz. O zaman başkasını yaşıyoruz kardeşim. Sen kendini ne zaman yaşayacaksın? Kinin büyüdükçe küçülürsün. Kin, kin, asıl, intikam büyüdükçe küçülüyoruz. Sahan daralıyor. Öfkenin iyi bir ilacı onu geciktirmektir. Sonra, sonra demek. Zamana bırakmak. İntikamı öyle yap, sonra. Efendim hasretim var, kurtulamıyorum, böyle çok kızıyorum ya adama falan, yiyeceğim o kadını falan. İmam Rabbani Hazretleri ne demişler, nasıl kurtulacağım bu hasetten? Haset ettiğin kişilere diyor, dua et. Ustad ne demiş hasetin çaresi? Hasetin çaresi ikidir. Bir, haset ettiğin kişinin nesine haset ediyorsun? Dünyevi malına. Ya dünyevi malına haset etmeye değer mi? Bak bakayım malın akıbeti nedir? İki, peki haset ettiğin şey, haset ettiğin şey ahiretse, uhrevi şeyse, o zaman sen riyakarsın. Çünkü bir ameli salih nereye baktığını bilmiyoruz. Dünyada görmek istiyoruz. Nefreti sevgiyle söndürebilirsin. Sabırlı insanın öfkesinden sakının. Çünkü asabi insan ne olduğu belli. Tak diye boşaltır. Sakin köpek de öyle. Ses yapmıyor mu? Havlamıyor mu? Tehlikeli o. O sakin insanın öfkesinden sakının. Rivayetten yazdım. Nefretin zemin dua etmediğin, nefretin zemini dua etmediğin, sevmediğin zeminde ortaya çıkar ve gelişir. İmam Rabbani'den şey yapmıştım. İşte biraz önce anlattım, acele ettim. Diyor ki, nefret sevmediğin, dua etmediğin, alaka duymadığın zeminde yerleşir. Hasetten ve nefretten nasıl kurtulursun diyor. İmam Rabbani Hazretleri'ne mektup yazıyorlar. Adem Hoca'yla bulduk onu. Yani haset var efendim diyor. Kurtulamıyorum diyor. Diyor ki hasetten kurtulmanın yolu haset ettiğin kişi dua et. Dua edersen Allah rahmetini koyuyor. Ustad da böyle demiyor. Ustad da şöyle diyor hasetten kurtulmanın. Haset ettiğin şeye bakın diyor. Uhrevi mal mıdır? Dünyevi malına mı ediyorsun? Dünya zaten akıbetini görüyorsun, haset etmeye değmez. Uhrevi hasenatına veya şahsiyetine diyorsan, sen de o zaman uhrevi ne olduğunu bilmiyorsun, dünyada karşılığını bulmak istiyorsun diye. Yani akıbeti gösteriyor. Hakikatin yol ya bizim meslek. Erkeklere göre kadınlar ölç almaktan zevk duyarlar. Erkeklere göre kadınlar neymiş? Ölç almak, zevk duyar. Hayatına bir bak ki öfkeni, nefretin mi yoksa daha çok sevgi mi hakim sende? Hayatın umumiyetine bak ki acaba nefretin mi veya sevgin mi hakim? Öfke aklını örten battaniye gibidir. İnsanı yıpratan kin duymaktır. Kızan bir kimse aklı başına gelince bu sefer kendine kızar. Kendi kendini yer. O zaman haset hasidi yakar. Yani haset edeni yakıyor. Karşı hiçbir şey yapamazsın. Hasetin büyüklüğü nispetinde adam küçülüyor. Küçülürsün diyor. İntikam hissi normalde iyileşecek yaraların açık kalmasına neden olur. Yani yarayı kapat. Düzelecek. Ya pisliği karıştırma. Pislik çürüyecek altında. İçindeki hakikat varsa ne şöyle ama bulacak o toprakta. Ama intikam ve nefret ise eşelemektir, yaranın üzerine açmaktır. Ne güzel kapı bağlayacak. İkide bir yarayı deşiyorsun. Kendini affet, affetmeyi öğreneceksin. Kendine merhamet et, başkasına merhameti öğrenmiş olacaksın. Kendine merhamet nasıl? Mesela kendine en büyük merhamet nedir? Kendini cehennem ateşinden korumaktır. Allah'ın gadabından korumaktır. Günahlardan uzak durmak. Günahlardan uzak durarak. Yani kendine zaman ayırmaktır. Kendini sevmektir. Kendine barışık olmaktır. Tamam. Kendinde seyahat etmektir. Enfüse dönmektir. Mesela ben çok merak etmiştim. Şeytanın bu dört vasfı var ya.
haset, kin gibi, kibir, haset, kibir, gurur, ben merkezli düşünmek, yorumlamak ve ümitsizlik. Ben bundan nasıl kurtulurum? Ne yaparsam yapayım? Kurtulmak zor. Yani aşağı yukarı vakıf dahi olsa mutlaka bunun tesirinde kalıyor. Ya ben merkezlidir, ya ümitsizlik yok da daha çok nurcularda haset oluyor. Kim gibi falan. Bunu benim buldum, kustadığımdan buldum. Ne zaman enfüsü dönersen, derinden derine tetikat yaparsan, okuduğun hakikat içsel aleminde tefekkür edip, yani o hakikatlerle kendini tefekkür edersen, batınla ne kadar onun şeyine geçerse bu zahirdeki şeylerden o nispetle kurtulursun. Başka hiçbir yol bulamadım, bilmiyorum. İhlas. İşte bu işte ihlas işte. Evet. Onları düşünmek. Tefekkür. Yani kendine o tefekkür ederek hissedip, mahsedip zevk etmek. Yani enfus işte bu. Yaptıkça o tefekkürde İhlas Resalesini gar 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 teyip de okuyun. Ama teyip ihlaslı değil. Alev. Hissiyat-ı sufriye ve menafi-i cüziyenin hatırı için ihlası kılmakla. Değil ya. Ya. Kızdığın adamın ahiretteki durumunu şimdi görseydin, nefret diye çok acıyacaktın. Allah belanı versin seni dediğimiz adam var. Hakikaten Allah belasını vermiş. Haşirdeki halini görsek, perişan vaziyetini. Keşke demesin. Üstadın ağlaması gibi değil mi? He? Üstadın pencerede kızlara, Evet, Eskişehir hapishanesindeki. Aptalı sık sık bağışlama, bu sefer o ahlaksızlığa alışır. Mesela dilenci, ya Allah, eskide Allah rızası için vardı. Şimdi Allah'ı kullanıyorlar. Onun için bir dilenci diyor İslam hukukunda, bir ekmek parasından parası varsa başka dilenmesi haramdır. Rabbani Hazretleri. Haramdır. Veremezsin, sen de aramamışsın. Bu sefer ahlaksızlığa alışıyor. Ha Allah için gelene verin Resulullah diyor. Allah için gelmiyor ki, Allah'ı kullanıyor. Allah'a alet ediyor. Nasıl alet ediyor? Ha, elinde mutlaka para vardır. Bir ekmek kaç paradır Türkiye'de? 900. 900. Bin, bir lirası yok mu? Var. Ha, mesela elinde kadın geldi bana o ışıklarda durunca. Allah razı olsun. Dedim orada bir ekmek parası var mı? Durdu. Bir ekmek parasından başka dilenmen haramdır dedim, çekip gitti. Peki ya öyle mi ya? Dinde mi yazıyor ya? Yani Allah rızası için diyen, Allah'a samimi inanan bir kadın veya dilenci. Ya diyorum ki, bak dedim ben hocayım, böyle de görüyorsun abi, bir ekmek parasından fazla dilenmen haramdır. Dedim, böyle sert baktı gitti. Yani bir sert bana bakmadı, dine baktı. Dine alet ediyor. Alet edene alet olma. Karşıya en büyük ceza vermek, affetmek de mümkündür. Unut ki, bağışlamak zorunda kalmayasın. Yani olasız sana kötülüklerini unut. Bu şahsi. Şahsi hukuk. Umum hukuk değil. Bir düşmanı bağışlamak, bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır. Çok kolay biliyor musunuz? Mesela sokakta bir adam ata yaptı, bilmem ne yaptı, falan küfür etti. Ya Allah'ından bul. Allah seni nurcu etsin. Ama onun onda birini ki gül attı, onda birini dost yap, dostu affetmek çok zordur. Bak, bir düşmanı bağışlamak, bir dostu bağışlamaktan daha kolaydı. Dostu bağışlamak çok zordur. Korkaklar affetmeyi pek beceremezler. İçinizde en kötü olanlar, hadis-i şerif meali okuyorum, içinizde en kötü olanlar, hata ve mazeret kabul etmeyenler ve kusurları bağışlayamayanlar. Bağışlamayanlardır. Mazereti kabul etmiyor. Ya mazeretim var diyorsun. Kabul etmiyor. Ve suçu da bağışlamıyor. Bağışla diyorsun. Bağışlamıyor. Allah Resulü'nün hadisi meali. Hiç kimse kendisine yapılan bir yanlışı nereye gömdüğünü unutmaz. Bir yanlış yaptın mı? Ben unuttum. Ben sana bir yanlış yaptım, ben unuttum. Ama senin nereye gömdüğünü sen unutmazsın. Saklı o. İnsan sevdiği sürece bağışlar, bağışlamak senin motorunun benzinidir.
Affet ki ikide bir zihnin onunla meşgul olup zaman harcama. Onu kınamadan, aşağılamadan, kimliğini ve kişiliğini rencide etmeden affet. Bu sözlerim Müslümandan Müslümana'dır dedi. Yoksa kafirden değil. Şahsi hukuk ve Müslümandan Müslümana. Bak, affedersen ne karın oluyor biliyor musun? Zamandan karın oluyor. İkide bir o adam geliyor, gönül nasıl dedi ya, neyi dedi falan. Bir gün sonra tekrar geliyor, ya nasıl yaptın, için yapıyor bu adam. Ne kadar bak zaman verdi. Affedersen bu kadar zaman vermekten kurtulacaksın. Bak ne antika. Affetmek cesurların şiarıdır. Korkaklar affedemezler. Hayata nasıl tavır takınıyorsan, hayat da aynı şekilde sana cevap verecektir. Mutsuz insanlar hep şikayetçi olurlar. Uyumadan önce de yarın kimden şikayet edeceklerini tasarlarlar. Allah'a Allah'a inanana kainat mucize görünür. İnanmayana sıradan görünür. Sıradan bir şey ne var ya? İnsan da öyle. İnsan kainatın çekildiği diyorum, tamam mı? Ustadır kim söylüyor, naklediyorum. Rüznamedir, takvimdir, kulasadır, tamam mı? Ya. Çünkü o insan niye yaşamam? İnsanı neyle değerlendiriyor? Affedersin, uşkurluğuyla, midesiyle. İnsan budur. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Doldur, boşalt, gübre fabrikası. Mutfakta doldur, tuvalette boşalt, yatağa git, özel dünya. İş veya okul. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Dikdörtgen oluyor, bunun içine gömülüyor. Tabii insanı böyle yorumlasa, bundan ne anlar ki? Huzurlu olmak, mutlu olmak bir tercih işidir. Bir tercih etme, ettin mi, gerisi gelir. Yani huzurlu olmak mı istiyorsun? Evet, huzurun ara. Rahat mı olmak istiyorsun? Rahat, rahatını kaybetme. Rahat edeceğim diye rahatını kaybetme. Dünyada rahat yok çünkü. Denildiği gibi yap. Yani bir tercih işidir, bir kültür işidir. Önemli olan başına gelenler değil, onları nasıl yorumlaman, karşılaman ve karşına koydukların önemlidir. Yani başına gelenler önemli değil. Mesela bir misal vereyim, oradan çıkarttım. Evinizde kavga, gürültü olmasından korkmayın der. Bununla alakalı. Galiba şeyden almıştı. Korkmayın. Niye? Allah Resulü'nün evinde de sorun oldu diyor. Yani 40 gün göndermişti. Sorun şudur. Sorunu, yani olayı çözümlemede, çözmede formülsüzlükten kork. Şablonsuzluktan kork. Neyi nereye göre çözeceksin? O. O dert önemli değil. Dert seni bir yere taşır. Dertler bana derman imiş. Dertleri vurdum, buldum, dertleri vereni buldunsa safa eder, ata eder. Ata eder bir. Ama formülsüzlük çok acayip. Hemen Allah peygamberimize bir formül götürüyor. Teklif et diyor, bunu mu kabul ediyorlar? Ha bunu ettim. Peki ben ve Allah ve Resulünün rızasını, Allah ve Resulünün rızası olunca dünyadaki dertler gitti. Talepler kalktı otomatik. Onun için evde kavga, gürültü yemeğin tuzu gibidir. Çok güzeldir. Tuzsuz yemek gelmez. Ama yemeksiz de tek başına tuz da olmaz. O zaman formülsüzlükten, yani başıma bir şey geliyorsa ne yapacağım, hasta olacağım. Ondan korkma kardeşim. Onu nasıl karşılayacaksın? Nasıl yorumlayacaksın? Neyle izah edeceksin? Neyi karşısına koyacaksın? O yok mu? Ha, o işte bela o. Hani monoton oluyor abi. Dönüş kabuğu. Kontrolün dışındaki şeylerden endişe etme. Kadir-i İlahi'nin izini, özünü, yüzünü müşahede edip Allah canibinden ve kudretin azameti altından bakmayı öğren. Yani olaylarda Kadir-i İlahi'nin, evet çok iyi. Kadir-i İlahi'nin izini, özünü, yüzünü müşahede. Ustad diyor ki, kavga gürültünün bir kısmı şeytanın işi. Bir kısım senin ve benim nefsimizin işi. Çok büyük bir kısmı cinlerin sinyallerinin işi. Sinyal veriyor, söyle onu. Sinyal veriyor. Kulak o zaman soldan çınlama olur. Arı gibi olur. Bil ki o. Ve elseden ateş yukarıya çıkar. Şah damarını sıkıyor o aşağılıklar. Erva kabiseler.
sinyal verir. Söyle onu, çak onu, tam vakti işte, ver ağzının payını işte ya, nedir? Ver işte, diyen o. Ondan sonra bak, şeytanın hissesini ver. Nefsin hissesini ver. Cinlerin hissesini ver. Cehaletinin hissesini ver. Bu adamın başka sıkıntıları vardı, sorunu vardı, şu anda patladı. Benle teşarj oldu herhalde. Hissesini de bu çıkar. Kader ilahinin de bir bu işte hissesi var. Onu terbiye ediyor, beni de terbiye ediyor. Bakalım ne yapacak. Onu onunla, beni de bakalım mukabeleyle nasıl yap. Ondan sonra çok az bir kısım irade. İrade hisse düşüyor. Onu da affet. 13. leman. Bunu bir becerebilsek var ya, ev olur cennet. Tamam, beşer zulmeder. Kader adalet eder. Hangi efvalimle bu kocamı, karımı bana bela etti Allah? Ha, yeter ki bir inanabilsek var ya şuna. Oh, benim imtihanım bu. Bunu iyi vereceğim. Vallahi öyle sıkıntılardan ben kurtuluyorum ki. Uçağı kaçırdım, tamam, Fransa'dayım. 7 saat sonra sabah var. 7 saat sonra saat 11, akşam 11, sabaha karşı var. Ulan bir sardı sıkıntı, ben ne yapacağım bu havalimanda ya? Bir dakika dedim. Bu benim imtihanım. Madem bu yola atıldık, kimin hesabına çalışıyorum? Kimin için ben bu yola çıktım? Şahıs için mi? Allah'ım için mi? Madem inayet altındayız, madem istihdam ilahi var, madem inayet var bizde, kimin adına yola çıktın, şuurunda mısın? Tamam dedim. Tamam. Onu şey yaptım, ondan sonra rahatladım. Rahatladım, ya ne yapayım? Kur'an okuyacaksın, çanda Kur'an var. Hadi bakalım. Tam giderken baktım bir amirler geçiyor. Baştan da bir tane amir. Ben de gidiyorum bir sakin yer bulayım da. Hem orada uzanırım, böyle yatarım, çantamı yanımda. Hem Kur'an oku. Baktım amir var, 5-6 tane memur. Onların gri bir şey giyerler, şey, lacivert. Lacivali var da öyle. Başlarında da kadın. Böyle şey yaptım, hemen alakadar oldum. Şeyi verdim bileti. Mesih dedi, müşt dedi. Ben de böyle. Bir dakika dedi, cebi çıkarttı. Ha, pis amirine telefon ediyor. Ne memursa. Hemen durdurdu. 10 dakika uçağı geciktirdi. Aa. Beni hiç pasaporta götürmedi. Pasaportuma vurulmamış. Fransa çıkışım yok benim. Pasaporta şey yapmadan, hiç X cihazından geçmeden direkt şeyle, el çantamla direkt hemen beni indiriyor o kadın. Oradakiler bekliyor. Orada Fransızca söyledi. Bekleyin dedi. Beni indiriyor. Özel arabaya bindiriyor. Bürokrat gibi uçağı özel taksiyle götürüyor. Hiç unutmuyorum böyle. Fiesta diye bir Ford bir şeysi vardı. Ondan sonra kadını öyle karşıladılar ki o merdiven şeylerinde. Kadın demek bir amirmiş yani. Hemen beni şey yaptı. Ben ona dedim ki size göre şu. Bize göre bu. Seni God Allah'a havale ettim dedi. Bana böyle yaptı. Bana böyle yaptı. Dua etti. Ve uçağa bindim. Uçaktakiler beni yiyecekti. Ben bunu çıkardım dedi. Allah bilir hangi bürokrat. Hangi büyük adam. Oysa büyük bir zatın memuruyum. İnan. Uçak tak. Hem de Türkiye'ye gelmiyor. Almanya'ya gidiyor uçak. Almanya'ya gidiyor. Yani kimin adına bu yola çıktın? O çok önemli. Başıma böyle bir an geldi. Olayları, kişileri nereye oturttuğun çok önemli. Karakter yavaş yavaş inşa olur, unutma. Uçak yavaş yavaş indiği gibi yavaş yavaş kalkar. Niye olamıyorum? Dur, yavaş. Unutma. Ya Ömer, Osman gibi yumuşak ol demedi Allah Resulü. Ya Osman, Ömer gibi sert ol demedi. Hepsi de Kur'an malzemesini kullandı. Yani villanın da malzemesi çimento, gece kondur malzemesi de çimento. Fark ne? Arsa aynı. Fark projede. Herkesin projesi var. Kullanacağı malzeme Kur'an malzemesi. Resulullah da Kur'an malzemesi kullandı. Kendisini inşa etmek için. Hulukul Kur'an. Hazreti Osman da kendisini Kur'an malzemesiyle inşa etti. Hazreti Ömer de. Ha, o zaman keşke ben onun gibi olsam. Hayır. Sen olacaksın. Onun gibi olmayacaksın. O ki onun gibi olsaydı olmak. Onu model alıp kendimizi inşa edeceğiz ama onun gibi olmayacağız.
Daha değişiyiz biz. Allah farklı yarattı. O ki ben onun gibi olacaktım. Allah beni niye yaptı? Ben başka bir Esma'nın mertebesine mazhar olacağım. Veya aynı Esma'nın başka mertebesini göstereceğim. Onun için gece konduğunun da malzemesi tuğladır, villanın. O zaman kendimizi inşa etme adına kullanacağımız malzeme aynı. Bir insan en çok nereye gülüyor ona dikkat edin. Sizi gizli gizli karakterinizde haber verir. İnsan en çok nereye gülüyor? Ha, bu adam gizli gizli karakterinde haber veriyor. Kendin hakkında hiçbir şüpheyi bırakma. Karakterin o zaman oturur. Yani ne yapacağım falan. O kendine soruları soruyorsun. O risalede var ya, kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, vazife nedir? Ona samimi bir oturtur. Karakterin hakkında şüphe bırakma. Ben neyim, ne yapmam lazım? O zaman ikide bir şüphe, ya ne yapsaydım, böyle mi yapsaydım, şöyle mi yapsaydım? Kararsızlıktan seni kurtarıyor. Ha çünkü Müslüman ne yapacağını kendisine bırakılmamış. Şunu yapacaksın. Ha şimdi mesela öğleyin kılacağız. Tamam, ne yapacağım yok, yapacağım belli. Gücenmeyecek kadar büyük olan, gücendirmeyecek kadar da kucaklayıcı olur. Yani Allah Resulü'nü de şey yaptım. Müslümanın şeni odur ki suizan etmez. Ama suizana da vesile olmaz. Biliyor musun, kartalar hep tek uçar. Sürü halinde göremezsin. Dünyada sahiplendiklerin ölünce başkalarının olacak. Ama kim olduğum sonsuza kadar benim olacak. Sahiplendiklerim benimden gidecek. Bu benimdir dedim. Bu benimdir dedim. Ama ben öldükten sonra benim olmayacak. Başkasının olacakmış. Hani bizim tarla vardı. Bir tane söyle dedi bana. Dedi ne bak dedim, tarif edeyim. Şu dereden şuraya kadar dedim benim. Ama oraya, aynı yere bir başka dedem elini uzatıyordu. Orası benim demişti o tarlaya. Sonra babam bize gösterdi. Orası benim oğlum dedi. Şimdi ben diyorum benim. Demek ki kimsenin değilmiş. Sahiplenmek, aldanmaktan başka bir şey değilmiş. Aynen. Çok ağrıma gitti benim. Karakteri ortaya çıkaran bir, adamın ne olduğunu, karakterini tespit için makam ver. İki, güç verin. Ne olduğunu onlar belli edecektir. Makam ver, güç ver. Ben zayıfım, affettim seni. Hayır. İntikam alma seviyesindeyken affedebiliyor mu? Başarılı bir insan kendisine atılan taşlarla bir binanın temelini kurar. Başarılı bir insan o kadar taş atılır ki o atılan taşları toplarsa bina yapar. Vallahi burası çok. Evet. Sana verilen istidat ve kabiliyetlerinle karakterlerini inşa edeceksin. Karakterimizin inşasındaki malzemeler 1. dimağımız, 2. zamanı nasıl harcadığındır. Benim nasıl biri olduğumu başkalarının ne söylediği değil, benim başkalar hakkında ne söylediklerimle belirlenir. Benim ne olduğumu milletin söylediği değil. Ben ne söylüyorum başkaları hakkında? Ben oyum. Başka bir şey, başka bir noktaya nazar. Benim ne olduğumu, iddiama bakmayın. Kimlerle olduğuma bakın. Kimlerle oturup kalkıyorum. Kimlerle beraberim. Kendimi neyle, nereyle ifade ediyorum. Ben Nurcu'yum diyor. Ama oturup kalktın, fasık. Ehli dünya. Başkalarına yardımım, onları düzeltmek değil, kendimi düzeltmekle daha verimli olmuştur. Yani insanlar en çok direnmeyi değişimde kullanırlar. Yani değişime direnirler. Hanımını, karını, kocan, arkadaşını, dava arkadaşını değiştirmeye kalkma. Nazarını değiştir. Eğer fayda vermek istiyorsan şöyle yapma falan deme. Onun güzel sıfatlarına parmak bas. O tarafını yücelt. O da ha bu tarafım takdir görüyor diye o tarafını güçlendirir, çoğaltır. O zaman kötü sıfatları gizli kalır.
Adama söylesen şunu düzelt deyince, ya senin de şun var diyor. Ama desen ki, lan şu Ömer şu tarafın ne kadar güzel ya, çok hoşuma gidiyor ya. Ama senin de bu tarafın güzel demiyoruz. Estağfurullah falan ama hoşumuza gidiyor. Hiç kimse iltifattan nefret etmez. Almamaz gibi gözükür ama mutlaka zevk alır. Hiç kimsede böyle bir nefis yok. Doğru dahi yanlışını eleştirsek der şunu. Allah razı olsun. Çok hakikaten istifade ettim ama mutlaka rahatsız olur. Çünkü nefsi mutmainne çok zor. Zor şartlarda karakterimiz ortaya çıkar. Ne kadar uzun yaşadığın değil, önemli olan neden yaşadığını bilmendir. Ne adına yaşamışsın? Çınarlarda 500 sene yaşamış. Ne adına, neyin hesabını yaşamışsın? Uzun yaşadığın değil. Neyin arkasında olduğun, ne için ölmeye hazır olduğunun cevabındadır senin ne olduğun. Bir manada karakter, bir insanın yaptığı seçimlerin toplamıdır. Hayatında bu mu bu mu, bu mu bu mu, bu mu bu mu, karakteri nedir? Bu tercihler içinde yaptığın tercihlerin toplamıdır. Yaptığınız doğruları unuturlar ama yaptığın yanlışları kimse unutmaz. Acayip bir şey. İnsanları yargılarsanız sevmek için zamanınız olmaz. Çünkü hep yargılamakta geçiyor. Nasıl seveceksin ki? Zamanın kalmadı. Çünkü sevmek de zaman istiyor. Hep nefrette. Sen var ya sen, sen adam değilsin lan, sen adam değilsiniz de. Ömür bitti. Ne zaman seveceğim? Yani o kadar zaman ayır ki sevgiye. Nefrete zamanın olmasın. Beslenmiş oluyor. Evet. Yani hep baştan gene söylüyorum ortada. Bu Müslümandan Müslümana ve şahsi hukuktadır. Hayatta başına ne gelirse gelsin, sen onlarla baş etmeye gücün şu anda sende mevcuttur. Çoğu insan mevcut gücünü kullanmadan pes ediyor. Nefse, vesvese, şeytana pes ediyor. Mevcut gücünü bilmiyor. Donanımını bilmiyor. Onlara karşı mukabele edecek donanıma sahip. Ama bunu kullanmadan, fark etmeden mağlubiyeti kabul ediyor. Bir adamın gerçek karakteri onun nelerden zevk aldığı ile ortaya çıkar. Bir içine girmiş karakter biçimi de vardır. Nedir o? Bir, belli ettiği karakter, birbirinin içine giren karakterler var. Bir, nasıl anlarız? Bir, belli ettiği karakter var. İki, sahip olduğu karakter var. Üç, sahip olduğu, zannettiği karakter var. Bir gizlediği karakteri var, bir ortaya koyduğu karakter var, bir de karakterin budur diye zannı var. Karakter başkalarının sizin kim olduğu düşündükleri değil, sizin kim olduğunuzu bildiğinizde yatar. Yani başkalarına karşı yorumlaman. Senin yaşadığını en iyi bilen kimdir? Borçlu olduğun kimselerdir. Sen yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Borcun var mı birisine? O bilir. Nerede yaşadığını, nerede oturduğunu biliyor. Hatta belki de kaç defa nefes alıyorsun kim de bilir. Uzun yaşamak istiyorsan hız limitlerine ve adetullah kanunlarına riayet et. Anlamsızca uzun saatler televizyon seyrediyorsun. Sanki bir şeylerden kaçıyorsun. Kendine saygın azaldı. Bir yerlerden kaçıyorsun. Yüzleşmekten utanıyorsun. Kendini dinlemekten çekiniyorsun ki kendini meşgul etme ihtiyacını duyuyorsun. Kendine saygın azaldı. Başarının sırrı için çok uzağa bakmaya gerek yok. Arzun varsa çıkış yolun da vardır. Arzu imkansızı mümkün kılar. Arzunun karşısına hiçbir şey uzun süre dayanamaz. Yapmaya korktukların zor değil. Sen korktuğun için zorlaştırıyorsun. Başarısızlık, başaramamış olmak demektir. Başka hiçbir şansın kalmadı ya, kalmadı ya da istediklerine sahip olamayacaksın demek değil.
işi yaramaz insan olduğun anlamına da gelmez başaramazsan. Ne? Başarısızlığı kendinle bütünleştirme. Ben başarısızım insanım deme. Olayla kendini bütünleştirme. Olay farklı, sen farklı. Başaramadığın bir şey ise ben başarısızım deme. O ayrıdır. İnan. İnan, coşku, şevk inanılmaz güç ve enerjidir. Adetullah'a zıt hareket etme. Dün birisi arıyor. Hocam dedi, bak şimdi ben. Çok kötüyüm dedi ya. Tanıdığım birisi. Abi çok kötüyüm dedi. Çok kötüyüm. Niyeyim var dedi. Vallahi inebilecek kadar en şahsiyetli, karakterli bir insan oldum dedi. Nereye indin dedim ya. Vallahi inebilecek en dibe indim dedi. Elhamdülillah çok iyi. Abi ne diyorsun ya? İnebileceğin en dibe mi indin he? Ha sıra çıkmakta şimdi. Dayanacak yerin kalmadı ki çıkacak şimdi. Sıra ona geldi. Başladı gülmeye. Tamam. Allah. İndin mi dibe? Dibe indin. Dayanacak yeri yok ki. Şimdi sıra tırmanmakta. Ama ortalara gelseydin dayanacak yerin vardı. Ayağın zemin tuttu yani. Evet. Duygularını besleyen olaylardan değil, olaylara yüklediğin anlamlardan doğarlar. Duygular, duygularımız var ya, hislerimiz. Nerede besleniyor? Olaylardan değil. Rastladığımız, başımıza gelen bela, musibet, fakirlik, zenginliklerle duygularımız, hisler çıkmıyor. O olaylardan, o olaylara yüklediğimiz manalardan çıkıyor. Onu nasıl yorumluyorsun? Nasıl anlıyorsun o olayı? Kimisi marifetullah'ta kullanıyor, kimisi belasına vesile ediyor. Kimisi bunalımına vesile ediyor. Hayata genellikle Musa aleyhisselam gözüyle bakıyoruz. Bu çok benim hoşuma gitti okurken. Hayata genellikle Musa aleyhisselamın gözüyle bakıyoruz. Hayatımızı Hazreti Hızır aleyhisselam gözüyle de bakabilseydin Hasan, rahat olurdun. Zahiri şeriata göre bakıyoruz. Hep böyle kırmak, vurmak. Simge ya Kur'an'da böyle, çaktı, adam öldü yani. Yumruk vurdu, bilmiyordu böyle olacağını. Sarayda oldu ya. Ya Hızır'la Musa'nın kıssası var ya. Ya ne yapıyorsun ya, gemiyi deliyorsun, bilmem çocuğun şey yapıyorsun. Biz hayat hep Musa Aleyhisselam'ın gözüyle bakmaya çalışıyoruz yani. Oysa Hızır Aleyhisselam gözüyle bir bakabilsek, hayatın arka güzelliklerini seyredince seyrangaha girer insan. Kendine güvenin. Kendine güvenin kadar şüphelerin yok olur. Kendine güvenin kadar şüphelerin yok olur. Şüphe yıkıcıdır. Çünkü şeytanın dördüncü sıfatı şüphecidir. Ümitsizdir. Şüphe yıkıcıdır. Allah'tan ümitli ol. Allah'a karşı sevgini ilan et. Ya Rabbi senden memnun ol. Razı ol. Allah'ın senin hakkındaki icraatına memnun ol. Bitiriyorum. Şuradan aşağı geldi mi? Tamam, kesiyorum. Başarma ihtimalin başaramadığına inandığın kadardır. Senin gücün inancındır. Başarma ihtimalin başarabileceğine inandığın kadardır. Bir şey başarmak için mi istiyorsun? Evet. Ne kadar inanıyorsun başaracağına, o kadar başarılısın. Allah Celle Celaluhu inandığını yaşamaya müsaade etmiştir. İnsan ne inanıyor? Onu yaşamaya Allah müsaade etmiş. Allah'ı inkar etme karşı galiz tabirler hatıra gelmesi nasıl nefisten ise kendine zarar ver düşünceleri ve hisleri de nefisten geliyor. Bak bir daha söylüyorum. İntihar et. İntihar et. Niye yaşıyorsun? Hayat manasız, zevksiz. Uf, zevk alamıyorum. Nereden geliyor? Nereden geliyor biliyor musun? Kaynağını söyleyeyim sana. Allah'a inkar etme bir merkezi var bizde. Allah'a inkar et. Yalan söylüyor peygamber. Kur'an'ı yanlış gün. Bu merkez neresi? Nefis. Ha, Allah'a inkar etmek nereden kaynaklanıyorsa, imanıma zarar vermek adına, intihar et. Sen kötüsün, çarpılmışsın, hastasın, rahatsızsın gibi hisler ve duygular da bu o merkezden geliyor. Çünkü zarar merkezi aynı. İmanına dokunamayınca kendine zarar vermesi yok. Atla kendini. Zarar ver. Ayak bitti ya. Üf. Tatlı mı var dettiren? Hep o. Onu tanıdın mı? Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Kendini üçe ayırdın mı? Bu da İmam Allah Teala atölye. Bu da.
Marangoz misal verelim. Marangoz ne yapar, imal eder? Mobilya koyar. Kasap ne koyar? Et koyar. Mobilya mağazasında et olsa şaşırırım. Ama kasapta da mobilya olsa şaşırırım. O zaman diyeceksin ki ben de üç müyüm? Yani ben Allah'ım, ben Allah. Hani Musa Aleyhisselam demiş ki Cenab-ı Hakk'a, Tora'da, Tevrat var bende aşağıda ya. Ya Rabbi seni bana soracaklar diyor. Sen Allah'ın kimdir? Yani sen, ben ne diyeyim kullarına senin kim olduğunu? O da diyor ki ben olan benim. Kur'an'da da şey var. En Allah mıydı? Ben Allah. Evet Allah. En Allah var. En Allah. Ay bu şeyde. Var en Allah. Ne burada mı? Öteki defterimde. Ben Allah'ım diyor. Tabii ben de tevvabım dedim. Ben de ama anadı da şey yapıyor. En Allah böyle bir sarı ifade var. Yani benim nefsim, benim gömleğim der gibi. Bak, benim gömleğim der gibi. Benim nefsim, benim ruhum ben diye. O zaman bu at öyle mi at öyle? Bu nasıl imanımıza zıt şeyler imal ediyorsa kendine zarar verme duyguları, hisleri de bundan kaynaklanıyor. Diyeceksin ki ona tanıdım lan seni aşağılık. Tih! Sensin lan. Hemen gülecek. Eder tebeddül. Değişir. Ondan sonra. İntihar et dediği zaman şöyle yapacaksın. Sana bak intihar edeceğim. Lan bedava mı bulduk lan hayatı? Sen bir düşüncen hayatı noktalayacağım. Salak. Gül, belam yüzüne gül diyor. Eder tebeddül. Salak. İntihar edeceğim. Sistem. Bu da diyor ki doğru söylüyorsun. Geldiği an saldırıya geçtiği, gafil olduğun andır bu duygular. Hazreti Ali radıyallahu anh nimete şükreden nimetin elinden çıkmayacağından korkmasın. Şükür onu garanti eder demektir. İmanından korkuyor musun? Tamam, şey yap. Sigorta yap. Hani araban, hani var ya binalar deprem şey bilmem şeyi kaza yapınca sigortalı falan yapılıyor. Tamam? Niye? Malını garanti altına alıyorsun. İmanın da sigortası var. İmanın da sigortalandır. Korkuyorsun imanım gidecek diye. Nasıl yapacağız sigortası? İmanın sigortası olur mu? Var. İmanın sigortası şükürdür. Allah diyor ki şükrederseniz hem de sabit tutma artırırım diyor. İmanına şükredersen ya Rabbi sonsuz şükürler olsun imanıma dediğin anda sigorta yapmış oluyorsun. Daha mı koruyamıyorsun? Vallahi çok ben evamlıyım ve sesliyim ya. Vallahi imanımda şüphe ediyorum. Ha, o zaman de ki ya Rabbi kendimi ve imanımı koruyamıyorum. En iyi emanetçi sensin Allah'ım. Kendimi ve imanımı sana emanet ediyorum. Tamam. Şeytan sana dedi mi? Ya imanın gitti. Diyeceksin ki şeytan iman bende değildi ki gitsin. Allah'a emanet vermiştim imanımı. Ha, tepe takla gitti. Bitiyor 3 satır. Prensiple ve ilkelli olmalı. Prensipli ve ilkeli ol. Sıfır problem arama. Kişide %70-80 doğruları varsa evlilik için yeterli bir birlik var demektir. Evlilik büyük yatırım demektir. Yani %100 bir şey arama. Ortalama %60-70-70-80 birlik varsa, ortak birlikleriniz %70'i vuruyorsa tamam. Her yatırım rızk almak demektir. Rızk almaktan korkanlar yalnız kalmaya mahkumdurlar. Onun için evlenemiyorlar. İkili bir arayıyorlar, rızk alamıyor. Tamam korkma gir işte ya. %60-70-70-80 oldu mu? Tamam. Son cümle. Hangi kültürle çocuğunu yetiştiriyorsan neticelerinde katlanmak lazım. Hangi kültürle yetiştiriyorsun? Ya böyle bir şey, böyle yetiştirmedin mi? Evet, neticede budur. O zaman neye benziyor? Rüştü abi misaliyle. Sıcak su mu istiyorsun? Buzdolabında arama. Çay yapmak istediğin su ocakta olur. Buzdolabında su soğuk olur. Hem sıcak su istiyorsun hem çay suyunu buzdolabından alıyorsun. Hangi kültürle çocuğunu yetiştiriyorsan neticesine katlanacaksın. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Son cümle senin olsun. Evlilikte şekilciliğe takılma,
zarf ile mazruf olanı aramalı. Son cümle senin için olsun. Öyle netti. Bak bu çıktı. Evlilikte zahire takılma. Evlilik, zarf düşün. Bir de içi var, mektup. Mazruf derler. Zarf ve mazruf. İki, bütünlük de mümkündür. Bakmak. Yani evlilik, zahirde ki iş değişine takılma, zarf ile mazruf olanı aramalı. Yani içi ile dişinin bütünlük bakmalı. Evlilikte kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ederek Allah canibinden kudretin azameti altında olayları yorumlama melekesini geliştirmeye bak. El-Fatiha.